Herkese merhabalar. LGS 2024'te İngilizce'de hiçbir soruyu kaçırmak istemiyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken şey bol bol kelime öğrenmek ve bizim videolarımızı dikkatlice izleyip hangi kelimeleri öğrenmeniz gerektiğini aklınıza yazmak arkadaşlar. LGS 2023'te sözel bölümde Teen Life konusundan iki soru geldi. Çünkü orada sadece birinci dönem konuları vardı. Fakat şimdi ikinci dönem konuları da olacak olursa bu konudan bir soru gelecek. LGS 2024'te dolayısıyla bu konudan en az bir soru bekliyoruz arkadaşlar. 8. sınıf İngilizcenin dördüncü videosundayız. What are we going to learn? Ne öğreneceğiz arkadaşlar? Tercihlerimizi göstermeyi öğreneceğiz. Yani prefer'ı öğreneceğiz arkadaşlar. Bak preferences diyor ya zaten içinde prefer kelimesi geçiyor. Sevdiğimiz şeyleri I prefer diyeceğiz. Sevmediğimiz şeyleri de to diyerekten. I prefer işte futbol to voleybol. Mesela futbolu voleybola tercih ediyorum gibi cümleler kullanacağız arkadaşlar. Expressing likes and dislikes'a da hoşlandığımız ya da hoşlanmadığımız şeylere çok güzel bir şekilde bakacağız. Bu konuda da diğer konularda olduğu gibi en önemli şey kelime. Dolayısıyla Tonguç'um hep beraber konumuzu güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ve sonrasında da bol bol kelime tekrar yapacağız. Burada iki tane duyuruyla başlamak istiyorum videomuza geçmeden önce, introdan önce. Tonguç Kap'ta birinci sezonda görevlerimiz zahmet ediyor. Tastan sorularımızı güzel bir şekilde çözüp yüklediğimizde 0'dan 8'e sözelde sayfa 310. Dinamo İngilizce Test 34-35 hatta burada kitaplarımıza gösterelim bakın. Sıfırdan sekize sözel kitabımız burada arkadaşlar. Burada zaten sizlere konuyu da mükemmel bir şekilde anlatıyoruz. Solda konu sağda soru. Friendship'ten sonra geliyor biliyorsunuz Teen Life. Burada solda konu sağda soru. Likes ve dislikes'ı. Aynı zamanda personal opinions hepsini çok güzel bir şekilde anlattık size. Aynı zamanda Dinamo İngilizce'den de sorularınızı çözmelisiniz. Ve Ondon Zoru Bankası'nın da İngilizce kısmında bakın burada test 4'ü çözmeniz gerekiyor. LGS'de biliyorsunuz arkadaşlar soru çıkıyor karşımıza. O yüzden bizim bu Tonguç Kap'ta yaptığımız görevlerin her biri yani çözdüğümüz soruların her biri... Bizim karşımıza LGS soru olarak çıkacak ve dejavu hissi yaşayacağız. Ne yapacağız? Aa ben bu soruyu görmüşüm. Aynısı bir daha geldiyeceğiz ve bunları çözeceğiz. Videomuzu dikkatlice izlemenizi istiyoruz arkadaşlar. Videomuzun sonunda TAS uygulamasından sizlere 5 tane soru soracağız. Bu 5'te 3 tanesini doğru yaparsanız kazanıyorsunuz. Ama 5'te 3 tane yanlış yaparsanız, 4 tane yanlış yaparsanız ya da Allah korusun diyorum 5'te 5 beş yanlış yaparsanız o zaman konuyu öğrenmediğiniz anlamına gelir. Bu durumda da patates oluyorsunuz arkadaşlar. Patates derken potato İngilizcesi bunu da söylemek istiyorum. Ve Tabii ki hiçbirinizin patates olmayacağınıza eminiz. Dikkatçe izleyin videomuzu. Sonrasında TAS uygulamasında mutlaka güncellemeyi unutmayın arkadaşlar. Meydan okumanızı yapın. Challenge'ınızı yapın diyoruz. Hadi bakalım o zaman arkamıza yaslanalım. Dikkatli bir şekilde videomuzu izleyelim. Burada öğreneceğimiz kelimeleri hafızamıza not edelim. Bu kelimelerin çalışmasını yapalım. Sonra da LGS 2024'te buradan çıkan soruyu kaçırmayalım. Hadi bakalım. Tonguç Akademi'den sana müjde var. Şimdi Tonguç Dershane Alan'a sınıfının Tonguç Kap dijital kitap seti hediye. Sen eksiksiz çalış diye. Tonguçakademi.com'da. Şimdi ilk başta Müzik tiplerini bilelim. Type tip demek, müzik de müzik demek zaten. Neredeyse aynısı Türkçe'ye geçmiş. Birincisi rock müziği bilmemiz lazım. Ardından klasik müziğimiz var, classical müzik. Bunlar da Türkçe'ye aynen geçmiş. Aynı zamanda jazz yine Türkçe'den Türkçe'de aynısı. Pop yine Türkçe aynısı geçmiş. Pop, rap yine pop Türkçe'si Türkçe, aynı. Pop rap, Slow da artık Türkçe oldu gibi ama değil. Normalde yavaş müzik diyoruz, daha böyle slow, sakin müzik. Folk müzik... Halk müziği bizde de, de folklor diyoruz esasında. O da yabancı bir kelime gibi. Normalde Almanca folk, halk demek. Oradan folklor falan halk bilimi diyebiliriz. Bir de Indian var. Bu da Hindistan müziği. Dolayısıyla bak type, tip Türkçe'de. Müzik, müzik demek zaten. Rock, klasik, jazz, pop, rap, Bunlar hep artık Zaten Türkçe. var. Slow A müzik seviyorum ben hocam. Geldi. Aynen esas yavaş müzik seviyorum demiyoruz. Şimdi gelelim expressing preference. Yani tercihlerimizi nasıl göstereceğiz? Tercihlerimizi gösterirken iki tane seçeneğimiz artı olmuş. Hangi tür tercihlerimiz hocam? Yani meyve suyu tercihimiz ya da spor tercihimiz. Likes dediğimiz zaman hoşlanabiliriz. Bir de hoşlanmamak ne olabilir? Başına sadece disk getiriyoruz. Burada da dislikes diyebiliriz Songuç'um. Likes and ben de arkadaşlarım tuz dislike ediyor hocam sürekli. Evet genelde Facebook'ta veya da Instagram'da yaşadığınız Youtube'da mu? video atınca... Instagram'da var. dislike yok ama değil mi Tonguç? Instagram'da dislike yok hocam. Facebook'ta var Facebook'ta mı? Facebook'ta ve Youtube'da var hocam. Tamam bizim zamanımızda bu ICQ'larda neyse şimdi devam edelim. Love, like, enjoy, prefer bunlar sevdiğimiz şeyler. Ardından isim veya verb aynıca geliyor. I love music, I love listening music, I like music, I enjoy dancing veya I enjoy... E, Dance diyebiliyoruz. Veyahut da I am fond of music. I am fond of pop music. I am, e, they are keen on classical music gibi ifadeler kullanıyoruz. Fond of, keen on. Sevmek anlamında yine like. E, çok beğenmek ve ısrarcı olmak anlamında. Çok sevmek, hoşlanmak. Eğlenerek sevmek. Prefer de tercih etmek anlamında. Hate... Nefret etmek, dislike hoşlanmamak, don't like sevmemek anlamına geliyor. Bu, mesela I hate lessons dersleri sevmem diyoruz. İğrenç bir adam. Sen sevmediğim bir cümle söyle bakalım Tonguç. I dislike diye söyle. I dislike şey diyeyim hocam. Hemen söyleyeyim. Tomato. Domates sevmiyorsun. Güzel. Evet. Sevdiğim bir şey söyle. O da patates mu? I like, I like cucumber. Evet. Burada Sağ hıyarı seviyorum. Güzel. İsim artı verb ayıncı diyoruz. Burası da yine önemli. Şimdi geldik bununla alakalı cümleler kuralım. Mesela sev, rock müziği seviyorsun. Ne diyebilirsin Tonguç sevdiğin için? I like. I like rock müzik. Veyahut da çok seviyorsan I love rock müzik diyebilirsin. Peki sevmediğin bir şey. Pardon yine seviyorsun. Tonguç listening to rap müzik. Tonguç rap müziği dinlemeyi seviyormuş. O zaman like. Tonguç like. Likes. Likes. Niye? Çünkü he, sheet'te S takısı geleceğini unutmamız lazım. Bunu da hemen küçük bir bilgi olarak hatırlatalım. I ben, you, sen, we, biz, they, onlar, he, o, she, o, it, o ya Tongucum. Burada he erkekler için, she şey kızlar için. Burada go diyoruz, burada go diyemiyoruz. Burada work diyoruz ama burada work diyemiyoruz. Burada işte ne bileyim e, sleep diyoruz ama burada sleep diyemiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Bunlar da... S takısı geliyor. Works, sleeps ya da goes dememiz gerekiyor. Burada o yüzden likes dedik. Mesela I jazz demiş. Jazz müziği sevmiyormuşsun. O zaman ne diyeceğiz? Dislike. I, I dislike jazz diyebiliriz. Dislikes yani I don't... olmaz mı? ya. Yok. I olduğu için bak I'da normal hali geliyor. Onu da yazalım şöyle. I like diyoruz ama he şehit de likes dememiz gerektiğini, S takısını koymamız gerektiğini hatırlatıyoruz. Tankut da sevmiyormuş kalk müziğini. O zaman Tankut dislikes veya doesn't like diyebiliriz. Dislikes Veyahut da doesn't like. Yani sevmiyor diyebiliriz. Burası da önemli. We are, seviyormuşuz. We are fond of. Veyahut da we are keen on. Ee, buraya keen on da gelebilir. Ee, slow müzik diyebiliriz. Yavaş müziği seviyormuşuz. They hate listening to Indian music. They hate listening to Indian music diye. Burada da doldurmamız gereken bir şey. Burada hate'i boş bırakmamız gerekiyor. Ama listening'i boş bırak. Şimdi gelelim sebepleri. Reason sebep demek. What type of music do you like? What type of music do you prefer? And why? Şimdi bu cevapları okuyabilir misin Umut'cum? I prefer... I prefer rap music because it's trendy. Ben tercih ediyorum rapi çünkü o trend yani çok moda, çok bilinen, sevilen bir şey. Buraya oku bak Indian diyor. Sen Hindistanlı gibi I am oku. fond of Indian music because it is friendly and I, I am Indian. E bak ben zaten Hindistanlıyım diyor. Gerçekten I am ye from yeni, New Delhi. Yeni Delhi'den katılıyor canlı yayınımıza veya videomuza. Ben Hindistan müziğini seviyorum. Çünkü ben o çünkü ben Hindistanlıyım diyor. Da çünkü o trend diyor. Bu da trend olduğu için istiyormuş. Bu ne diyor? I love all types of müzik. Ben her çeşit müziği seviyorum diyor. Ben aşure gibiyim, menemen gibiyim, her şeyi dinlerim diyor. Tebrik ediyoruz kendisinden. Şimdi yine tercihleri söyleyip sonra da bazı sebepleri biz yazalım. I prefer pop müzik. Mesela sen söyle tomuş. Pop müzik tercih ediyorsun. Because, because it is it is, uh, it is trendy. It is trendy, ama trendy çok olan. Ne diyebiliriz mesela? It is enjoyable. Enjoyable diyebiliriz. Yazalım. Veyahut da Energetic. Energetic diyebiliriz. Enerji verici diyebiliriz. Şuraya bakalım. Rock music is unbearable. Yani dayanılmaz, katlanılmaz. Çok sevmiyorum diyor. O zaman So I don't like it. O yüzden de I dislike it veyahut da I don't like it diyebiliriz. Burada zaten cevap vermişiz. I love music. So, bu yüzden I listen to every kind of it diyoruz. Hadi bakalım. Hızlı ve heyecanlı bir şekilde Gelecek Haftanın ödülü sorusunu size soruyorum. Lütfen cevaplayın. Tonguç Dershane sundu.